Bu bölümde iki konuyu ele alacağız. Bunlardan birisi tekit lamı, tekit nunu, diğeri de iki muzari fiili cezmeden edatlar. Her ikisi de muzari ile alakalı. Mazi ile alakalı konuları daha evvelinde ele almıştık. Muzari'den devam ediyoruz. Tekit lamı ve tekit nunu derken e, şu. Mesela yansuru yardım eder. Nasar'a yardım etti. Yansur'u yardım eder. Leyansur'u elbette yardım eder. Başına bir le geliyor. Buna lahmut Tekit denilir. Teykit lahmu. Leyansur'u elbette yardım eder. Ama bir de sonuna e, şeddeli bir veya e, e, nun veya şeddeli bir şekilde nun getirilirse bu da bir elbette manası daha verilebilir buna. Elbette ve elbette yardım eder le yansuranne elbette ve elbette yardım eder. Bu tekide nasıl ihtiyaç duyuyoruz? Mesela bu böyledir. Ama muhatap hayır öyle değil derse elbette bu böyledir. Biraz daha inat edecek olursa elbette ve elbette vallahi de billahi de bu böyledir. Bunlar tekit. Türkçede de kullandığımız şeyler. Kur'an-ı Kerim çok büyük meselelerden söz ediyor. Böyle olunca bir takım meseleleri tekitli bir şekilde lamut tekit, nunut tekit bu gibi tekitlerle kuvvetlendirerek, pekiştirerek anlatıyor. <laughs> Mesela şöyle buyuruyor. İnne Cenab-ı Hak azametiyle buyurmakta biz lenansuru elbette yardım ederiz. Nasara yardım etti, yansuru yardım ediyor. Nansuru biz yardım ederiz. Lenansuru Elbette yardım ederiz. Rusulene elçilerimize. Elçiler Allah'ın gönderdiği peygamberler, Allah'ın dinini bu şekilde tebliğ edenler. Velidine amanu ve iman edenlere. Fil Hayati dünya dünya hayatında yardım ederiz. Ve yevme yagumul eşhad ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde de yardım ederiz. Yani Allah peygamberlere de Onlara iman etmiş olan kimselere de dünyada ve ahirette yardım edecektir. Mana bu. Ama Allah bunu bildirirken inna lenansuru inna zaten e, orada bir tekit var. Gerçekten biz gibi o mana verilebilir. Lenansuru elbette yardım ederiz. Diğer ayet Keteballahu Allah yazdı. Le'agli benne Elbette ee, daha tekitli ifade edilebilir. Ve elbette ve elbette ben galip geleceğim. Ene ben ve rusuli elçilerim. Allah şöyle yazdı. Le eglibenne elbette ve elbette ben galip geleceğim. Ve rusuli ve elçilerim de. Burada tabi ben galip geleceğim derken Allah zaten galiptir. Dilediğini emriküm feyekünne yapar. Ama İlahi ilahi senaryo var tabir caizse. Kainat ilahi senaryoya göre hareket etmektedir. Böyle olunca ehli imanın galip geleceğini, işte Müslümanların muvaffak olacağını Allahu Teala müjdeli bir şekilde bildirmiştir. Ama insanlarda bu noktada bir takım istifamlar, soru işaretleri olabilir. Böyle olunca Allahu Teala tekitle bunu bildiriyor. Elbette ve elbette bu böyle olacak. Ve bunun kaçınılmaz olduğunu vurgulu bir şekilde bildiriyor. Burada le ağliben ne derken galebe galip geldi. bu galip gelir. bu ben galip gelirim. Le bu elbette galip gelirim. Le ağliben ne elbette ve elbette galip gelirim. <laughs> kelle burada da hayır anlamında kella haşa ve kella Türkçe'de kullanılır. Her ikisi de Arapçadır. Kella le yunbezenne. o kimse e, hutameye le fil hutame hutameye cehennemin tabakalarından birisi oraya atılacaktır. Burada nebeze attı e, yenbizu atar yunbezu atılır. E, başında lam var. Lamut tekit sonunda nun var. Nunu tekit le yun bezenne elbette ve elbette o kişi atılacaktır. Nereye? Fil hutame hutameye. Hutame cehennemin isimlerinden bir isim. Yani hutameye bir hatap gibi, bir odun gibi atılacaktır. Ve le yansurannallahu men yansuru. Nasara yardım etti, yansuru yardım eder. Leyan suru elbette yardım eder. Leyan suran ne elbette ve elbette yardım eder. Allahu Allah. Kime? Men yansuruhu ona yardım edenen. Tabi Allah'ın aşağı yardıma ihtiyacı olacak değil. Bundan murat Allah'ın dini olarak açıklanır. Allah kendi dinine yardım edene elbette ve elbette yardım edecektir. Bu tekitlere neden ihtiyaç var? Çünkü peygamberler Başlangıç itibariyle en azından hor hakir görülmüştür. Yani gerek Hz Musa'nın durumu, gerek Peygamberimizin o 13 yıllık Mekke şartlarındaki durumu, peygamberliğin gelişinden hicrete kadar ki o zor günler, insanlarda bir soru işareti meydana getiriyor. Acaba buraya kadar mıydı? Acaba bir mağlubiyet mi olacak? allah Teala tehditli bir şekilde, benim dinime yardım edenlere ben mutlaka yardım edeceğim diyor ve bunu kuvvetli bir şekilde bildiriyor. Burada da ehli imanın ehli küfür karşısındaki bir tavrı bize anlatılmakta. Malum iman küfür mücadelesi tarih boyu devam etmiş ve aralarında münazara şeklinde şiddetli tartışmalarda olmuş. İşte ehli iman olanlar e, kendilerini tahkir eden, kendilerini küçük görenlere şunu söylüyorlar. Ve melene bize ne oldu ki? Elle tevekkele tevekkül etmeyelim alallah Allah'a. Bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim? Ve kad hedana ki o bize hidayet etti. Subulana yollarımızı. Bize yollarımızı göstermişken neden Allah'a tevekkül etmeyelim? Ve nasbiranne elbette biz sabredeceğiz. Aleme azeytumuna bize yaptığınız eziyetlere biz elbette ve elbette sabredeceğiz. Burada sabara sabretti. Yasbiru sabreder. Nasbiru biz sabrederiz. Lenasbiru elbette sabrederiz. anne elbette ve elbette sabrederiz. Sabredeceğiz. Hangi hususta ala ma azaytumuna e, köküne inebilirsek manayı anlayabiliriz. E, ezadan geliyor. Eza cefa Türkçede kullanılır. E, aze, eza eza verdim. Ve bunu çektiğimiz zaman azaytum siz eza verdiniz. Azaytumuna siz bize eza verdiniz. Yani bize verdiğiniz ezaya, eziyetlere mukabil biz elbette ve elbette sabredeceğiz. <laughs> ve alallahi feliye tevekkelil mütevekkilun. Tevekkül edenler başkasına değil ancak Allah'a tevekkül etsinler. Burada ve alallahi sadece Allah'a feliye tevekkel, tevekkül etsin. Yani bu da neye benziyor? Daha evvel anlattığımız liyansur. Ee, i̇şte gıyabımızda birisine emirdir vermek. Ee, şu an yanımızda olmayana şöyle yapsın böyle etsin şeklinde emir vermek liye tevekkel tevekkül etsin. kim? el mütevekkilun tevekkül edenler tevekkül edenler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsin devam ediyor ve galellezine keferu li o inkar edenler kendilerine gönderilen elçilere dediler ki la nukhrijannakum elbette ve elbette sizi çıkarırız çıkaracağız min ardına diyarımızdan yurdumuzdan veya arzımızdan da diyebiliriz ev veya le taudunne fi milletine veya bizim dinimize döneceksiniz bizim kültürümüze dinimize döneceksiniz ya da sizi buradan sürüp çıkaracağız burada le nukhrijannakum Elbette ve elbette sizi çıkarırız. Ahrece kökünden geliyor. Harece çıktı. Ahrece çıkardım. Bu kısmını henüz anlatmadık. İleride anlatacağız. Ee, ahrece çıkardı. Yuhricu çıkarır. Nuhricu e, biz çıkarırız. Nuhricu biz çıkarırız. L tekit yapıyor. Elbette biz çıkarırız. Sonunda nun da var. Elbette ve elbette çıkarırız. Küm sizin biz elbette ve elbette sizi sürüp çıkarırız. Evle teudunne. Te ne derken burada da avdetten geldiğini görmeye çalışalım. Ade döndü. Yeudu döner. Ve teudu sen dönersin. Teudu'yu çekiyoruz. Teudu, teudani, teudune. Siz dönersiniz anlamında. Ama bunun başına lam gelmiş, sonuna nun gelmiş. Tehkit ifade ediyor. Ya da El, dönersiniz fi milletine bizim dinimize. Ee, ya bizim dinimize döneceksiniz ya da sizi e, diyarımızdan sürüp çıkaracağız diyorlar, tehdit ediyorlar. Fe'evha rabbuhum Rableri de onlara şöyle vahyetti. Yani zor durumda olan müminlere e, işte başlarında bulunan peygambere o vasıtayla diğerlerine Allah şunu vahyetti. Lenuhlikenne zalimin biz elbette zalimleri helak edeceğiz. Burada lenuhlikenne lam lamu tekit nun nunu tekit işte mutlaka onları helak edeceğiz. Zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Peki bu nereden geliyor? Heleke. Heleke helak olmak. Ehleke helak etmek. Ehleke'yi çektiğimizde ehleke yuhlikum ''Helak etti, helak eder.'' ''Nuhliku'' ''Biz helak ederiz.'' ''Le nuhlikenne'' ''Elbette ve elbette helak ederiz.'' ''Edeceğiz.'' ''Vele nuskinennekum el arda'' ''Nuskinennekum'' ''Yerleştireceğiz el arda sizi.'' ''Yani arza sizi yerleştireceğiz.'' ''Min badihim onlardan sonra.'' Burada ''Nuskinenne'' ''Sekene kökünden geliyor.'' ''Mesken buradan gelir.'' ''Meskende insan yerleşir.'' Eskene yerleştirmek. Yüskünü yerleştirir. Nüskünü biz yerleştiririz. Başına lam getirdik. Sonuna nun getirdik. Elbette ve elbette sizi yerleştireceğiz. El arda onların yaşadığı arza. Min badihim onların peşinden. Onlar helak edildikten sonra sizi onların diyarına yerleştireceğiz. Burada e, iblisin bazı durumları bize anlatılıyor. İblis insan yüzünden Allah'ın rahmetinden kovuldu. Daha doğrusu kendi gururu yüzünden kovuldu da ama insanla imtihanı neticesinde böyle oldu. Ve gale o da dedi ki Allah'a le ne ben elbette bir pay alacağım min ibadike kullarından nasiben mefruda belirli bir payı alacağım. Yani kullarının hepsi sana kul olmayacak. Bir, bir kısmı bana kul olacak diyor. Ve <laughs> la elbette ve elbette onları saptıracağım. Ve <laughs> la mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım. Ve <laughs> la elbette onlara emredeceğim. Fe le yubettikunne hayvanların kulaklarını yaracaklar. Bu Araplarda e, ibadet gayesiyle yapılan durumlardan biri veya başka ince manaları olabilir oraya şu an giremiyorum. Vele emranahum ve onlara mutlaka emir edeceğim. Faleyuga yirunna halgalla onlar Allah'ın yaratmasını değiştirecekler. Burada şeytanın Allah'ın huzurunda kendi programını açıklamasını görüyoruz ve bunu yaparken de e, lam tekit lamıyla e, tekit nunuyla kuvvetli bir şekilde Programını ortaya koyuyor. Kullarının bir kısmı benim olacak diyor. Onları mutlaka saptıracağım. Boş kuruntularla onları oyalayacağım. Olmayacak şeyleri hayvanlara yapacaklar. Hatta emredeceğim de Allah'ın yaratmasını değiştirecekler. İşte kadını erkek gibi, erkeği kadın gibi yapmak, genlerle oynamak, genetik yapıyla oynamak bunlar günümüzde hep birer şeytani plan. Burada kırmızı olarak gösterdiklerimizin tamamında hem tekit lamı hem de tekit nunu bulunmakta. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra diğer konuya geçiyorum. İki muzari fiili cezmeden şart edatları. İn eğer anlamında, men kim anlamında, ma ne anlamında, Eyne eynama bu da nerede nereye gibi o anlamlara geliyor. Bunlardan birisi muza, iki tane muzari fiilin önüne geldiğinde her ikisini de cezmeder. Mesela harece çıktı. Yahrucu çıkar. İn tahruç ahruç. Çıkarsan çıkarım. Veya dahale yedhulüden. Dahale girdi yedhulü girer. E, ee, tedhulü sen girersin. İn tedhul edhul. Girersen girerim. Veya darab-ı yadribudan intadrib-adrib vurursam vururum gibi inden bu şekilde örnek verebiliriz. Men e, kim şöyle yaparsa anlamında e, mesela men yamel suen en bihi ayette geçiyor. Kötülük yapan bunun karşılığını görür. Daha diğerlerinin örneklerini de işte ma-eyne bunları da her biri yerinde göreceğiz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler in tensurullah'a Allah'a yardım ederseniz yansurküm o da size yardım eder. Burada e, in kırmızıyla gösterildi. Aslında tensurune devamındaki. Tensurune yardım edersiniz. Ama in geldi sonundaki nunu düşürdü. Cezim alamet olarak. In tensurullaha Allah'a yardım ederseniz Yansur küm. Normalde yansuru idi orası. Cezim olarak e, bu şekilde onu e, cezmetmiş oldu. Yansuru değil de yansur haline geldi. İn yansur küm. Allah'a yardım ederseniz. Allah'a yardımdan murat. Allah'ın dinine yardımdır. O da size yardım eder. Ya eyyühellezîne amenû. Ey iman edenler in tuti'u eğer itaat ederseniz ferigan bir fırkaya minellezine utul kitap kitap ehlinden Yahudi Hristiyanlardan bir fırkaya itaat ederseniz yeruddukum onlar sizi çevirirler bade imanikum imanınızdan sonra kafirin kafirlere çevirirler burada in tuti'u bu tuti'u tuti'une idi Sonundaki nunu düşürdü. Yeruddûkum burada kum idi normalde ama in e, cezmedince, cezme alamet olarak sonundaki Hı. nun düştü. Ey iman edenler! Kitap ehlinden bir fırkaya uyarsanız imanınızdan sonra onlar sizi kafir yaparlar. E, kafirlere çevirirler. İn yeşe yuzhibkum in yeşe eğer isterse Allah eğer isterse şae istedi yeşa u ister in yeşe isterse Allah isterse yuzhibkum sizi ortadan kaldırır zehebe gitti ezhebe giderdi ortadan kaldırdı yuzhibkum sizi ortadan kaldırır ey yuhannas ey insanlar ve yeti bi aharin başkalarını getirir. Burada e, yeşa u yeşe haline geldi. E, yüzhibu yüzhib haline geldi. Yani in iki muzari fiili bu şekilde cezmetti. Diğeri men yamel suen kim bir kötülük yaparsa yüzze bihi onunla cezalandırılır. Kim bir kötü amel işlerse onunla cezalandırılır. Burada e, ya idi. Men yamelu melu. Ama menden dolayı bu yamel mel halini aldı. Cezmedildi yani. Kim yamel mel suyan kötü bir amel işlerse yücze. Aslında bu ceza yeczi ve bunun yeczinin e, meçhulü yücze. Sonunda bir ye var. Şu an burada görmüyoruz. Ama cezim alameti olarak e, sonundaki ye kalkıyor. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Ve men yurid sevabe dünya kim dünya sevabını isterse dünya menfaatini nutihi minha Kendisini ondan veririz. Kim dünya sevabını isterse yurid erade yuridu. Erade yuridu bu yurid halini alıyor. Yani e, Oradaki ye'yi kaldırıyor men ifadesi. Ve men yudu sevabel ahira kim de ahiret sevabını isterse nutihi minha ona da ondan veririz. Yani Allah dünya sevabını menfaatin isteyene oradan veriyor. Ahiret sevabını isteyene de oradan veriyor. Evet başka bir misal ve ilginç bir misal. Ve men yasillahe ve kim Allah ve Resulüne isyan ederse o yetaadde hududa ve onun koyduğu sınırları aşarsa yuduhilhu naran Allah onu cehennem ateşine idihal eder, alır. Haliden fihe daimi kalmak üzere. Burada e, yasi asa kökünden geliyor. Asa yasi asa isyan etti. E, yasi isyan eder. Sonunda y var. Cezim alameti olarak y düşüyor. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse ve yeteadde. Yeteadde bu da ade kökünden geliyor. tefaül tefaul veznine nakledilmiş. Bunun da sonunda y var ama men bunu da etkiliyor atıf yoluyla. Ondaki y'yi de düşürüyor. Ve yeteadde hududa Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa cevabı şimdi geliyor. Yudhilhu Allah girdirir. Naran bir ateşe. Haliden fihe daimi kalacağı cehennem ateşine onu girdirir. da dahale girdi. girdirdim. girdirdi. Yudhilu girdirir. Ama men iki muzari fiili, fiili cezme diyordu. Bundan dolayı menin cevabı olarak burada yudhil oldu. Ve ma tef'alu min hayrin Burada da ma ile ilgili örnek görmekteyiz. Ma e, ne anlamında? Ma tef'alu min hayrin Hayır olarak ne yaparsanız yalem hulla Allah onu bilir. Tef'alu normalde tef'alune Feale işledim Yef'alu işler Tef'alune siz işlersiniz. Ma gelince bunun sonundaki nunu düşürüyor ma <mâ> tef'alu min hayr hayır olarak ne yaparsanız ya'lem hulla Allah onu bilir. Ya'lemu idi aslında ama ya'lem haline geldi. Ey neden bir örnek? Ey ne nerede olursanız yudrik kumul mevtu ölüm size yetişir. Ulaşır. Ve lev kuntum fi burucin muhkem burçlar içinde ol, olsanız bile ölüm mutlaka size ulaşır. Eyne veya eynema bu da iki muzari fiili cezmeden edatlardan. Tekunu tekunune idi. E, oldu, yekunu olur. Tekunune siz olursunuz. Ama eynema başına geldiğinden sonundaki nun düştü. Eynema tekunu. Nerede olursanız olun. Yudrik kum sizi idrak eder. Küm siz yudriku. Edrake yudriku idrak etmek yani ulaşmak. Yudrik kumul mevtu ölüm size ulaşır. Velev lev kuntum fi burucin müşeyyede sağlam muhkem burçlar içinde olsanız bile hatta gökyüzündeki burçlara çıksanız bile ölüm size ulaşır. Görüldüğü üzere bunun da kendine göre kuralları var. İşte bir muzari fiili cezmeden edatlar olduğu gibi veya edat olduğu gibi iki muzari fiili cezmeden edatlar da var. Ve bu şekilde kurala uygun bir tarzda bunlar okuduğumuz yerlerde görülebilir. Kur'an okurken Aa, burada eyne var. Muzari'yi de görürsek işte bunu cezmetmiş. Bunları fark edebiliriz. Men, e, muzari'nin başına geldiğinde e, iki muzari fiili e, cezmedebiliyor. İşte e, oradaki durumları yine bu şekilde görebiliriz. Bu kuralları iyi anladığımızda, e, okuduğumuz Kur'an'dan da uygulamasını yapmaya çalıştığımızda Allah'ın izniyle bu kurallar zihnimize yerleşecektir. Ve böylece okuduğumuz Kur'an'a daha rahat muhatap olabileceğiz.